Evde oturduğu esnada torununun nefes almadığını fark eden babaanne Mesude Şüt, korku ve telaşta yardım çığlığı attı. İlaçlama yaptığı esnada Mesude Şüt'ün çığlıklarını duyan Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibinde çalışan personel Serkan Yılmaz, babaanne Şüt'ün yardımına koştu. Serkan Yılmaz, aniden fenalaşan ve baygın halde nefes alamayan minik Berat'ı hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı ateşlenerek havale geçiren minik Berat, Serkan Yılmaz'ın insanlık görevini yerine getirmesi sonucu ölümden çocuğu. Kendisine emanet edilen torunu Adem Berat'a göz kulak olurken torununun aniden fenalaştığını fark eden ne yapacağını şaşırdığını belirten babaanne Mesude Şüt, böyle bir şeyi Allah kimsenin başına vermesin dedi. Çocuğum edim, bakıyordum, salıyordum, birden bire fenalaştı, fena oldu. İşte bilmiyorum artık fers gibi oldu. Bilmiyorum ben de işte aldım dışarı götürdüm. Bağırarak dışarı çıkıyor. Evet çoğu. Yani ne yalan söyleyeyim. En son daha iyidir. Yani o kadar bilmiyorum. O kadar bağırıyordu o kadar bağırıyordu bilmiyorum. Artık indanıma o vardı. Başka ümidim yoktu. Kimse mi yoktu orada zaten. Dışarı çıktınız hiç kimse yoktu. Serkan Bey'i gördünüz. Zaten kimse yoktu. Zaten bu, yani burada zaten o karşımdaydı. Varı çağırdım o da zatan Allah razı olsun fərqatı həman dışarı fırladı. Bir çörəyi götürəm abla dedi. Asım, oğlum oğlub o zatan onu zatan bu ali yatışaq sonra oğlum yara qalmadı oğlum azatan. Bu zatan Allah razı olsun zatan məni qurtardı. Aldı çörəyi götürdü. Olay gerçekleştiği anda ilaçlama yaptığını ve çığlık seslerini duyunca yardım etmek için koştuğunu belirten kahraman ilaçlama personeli Serkan Yılmaz da insanlık görevini yerine getirdiğini vurguladı. O gün için e, Fevzi Mahallesi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama ekibindeyim ben bu arada. Rutin çalışmamızı yaparken bir annenin feryadını duyduk. Kucağında çocukla e, amcasına yetiştirdiler. Amcası o arada e, Araba arıyordu, araç yoktu mahalleden. O sıra araç geçmiyordu. Bir annenin feryadına karşılıksız kalamazdık. Belediyemizin aracıyla çocuğu acile yetiştirdik. Havale geçiriyormuş çocuk. Yani durumu çok ağırdı. Doktorlar ölmek üzereydi dediler. Hemen orada acil müdahale yapıldı. Serum falan bağlandı. Babasına haber verdik. Babasını çağırdık telefonda. Çocuğun durumu iyi olduktan sonra tekrar işimizin başına geri döndük ilaçlamaya. O anda tek düşüncem o annenin feryadına karşılıksız kalamamaktı. Çocuğu bir an evvel acile yetiştirmekti yani ne yapacağımızı şaşırdık. Yolda nasıl gittiğimi bilmiyorum. Dörtlüler yaktım, korna çala çala gittim bir an evvel çocuğu yetiştirmek için. Ama çok şükür ki Adem bebek iyi. Bizi sevindiren tek haber bu.